Sevgili öğrenme dostlarım, sıra dışı fikirleri, yeni yaklaşımları açık olan sevgili dostlarım, sevgili öğrenme dostlarım. Bugün size nasıl kolayca uykuya dalınır, benim kendi tecrübelerimi ve bu konuda araştırdıklarımı paylaşacağım. Öncelikle şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Ben genel olarak uykuya dalmakta pek zorluk çekmiyorum ama çok iyi bir gözlemci olduğumu, kendimin de ne zaman kolayca uyuduğunu, böyle kritik anları tespit ettiğimi söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, ortam ne zaman soğuksa daha kolay uykuya dalıyoruz. Ortam soğuksa deyince de benim yaptığım incelemelere göre artı 18 derece, mesela çok soğuk değildir ama biraz serincedir. Artı 18 veya ondan biraz daha düşük ısılarda daha kolay uykuya dalıyoruz. Şöyle düşünün. Kolay bir soğuk bir kış gecesinde ev eğer çok iyi ısınmıyorsa mı kolayca uyursunuz, yoksa böyle sıcaktan böyle ne yapacağınızı şaşırdığınız bir yaz gecesinde mi? Soğukta uyumamızın sebeplerinden bir tanesi şu: sistem diyor ki enerjiyi tasarruf etmem lazım, sistemleri kapatayım. Ya mantığı bu, basit bir şey yani. Hani soğukta enerji tasarrufu lazım, onun için de vücut diyor ki uyuyalım. İkinci bir şey de benim kendimle ilgili yaptığım tecrübelerde, ben ne zaman ki özellikle akşam saatlerinde 5'te 6'da uzun bir yürüyüş yapıyorum. Genelde ben pek yürüyüş yapmam. Yaptığımda olur. Daha çok bisiklete biniyorum. Diyelim ki 1 saat, 1,5 saat, 2 saat bisiklete binecek olursam, o akşam artık eve geldikten sonra artık neyle uğraşırsam uğraşayım, bir an önce yatağın yolunu bulayım istiyorum ve kafamı daha böyle yatağa koymadan, yastıkla kafamı buluşturmadan uykuya dalıyorum. Neden? Gayet de ya bunun sebebini de biliyoruz. Uyumak istiyoruz, dinlenmek istiyoruz. Yani vücudu fiziksel egzersizle yormak uyumak için güzel yöntemlerden bir tanesi. Uyumak için yöntemlerden bir tanesi de bir taraftan diyoruz ki işte egzersiz yapalım. Fiziksel egzersize eşlik edecek bir başka şey de zihinsel egzersiz. Şimdi evlerin birçoğundan artık giderek kitaplar ortadan kayboluyor. Kitapları yeniden evimize sokmamız lazım. Kitap derken, bakın ben de şimdi burada kendi Kindle'ımı, notlarımı da gördünüz. Kindle kullanıyoruz veya elektronik kitaplar kullanıyoruz. Birçoğun Kindle'ı veya böyle bir e-book olmadığını tahmin ederim izleyicilerimden. Neyiniz var sizin? Telefonunuz var. Telefonla kitap birbirinden farklı şeyler. Şimdi telefon bayağı ışıklı ve bayağı interaktif. Hani telefondan bir şey okurken uyuyakalmak zor. Çünkü mesela diyelim ki bir kitap uygulaması açtın, kitap okuyorsun. Mutlaka bir notification, bir bildirim geliyor. Ona bakayım falan derken kitap da dağılıyor, her şey dağılıyor. Ama elinize gerçek bir kitap alacak olursanız veya benimki gibi, çünkü bu şu an benim kullandığım kitabın şeyi yok. Bir notifikasyon veya işte bir bildirim falan gelmiyor. Ne okuyorsan onu okuyorsun. Bir süre sonra gözleriniz yorulup uykuya dalma ihtimaliniz kuvvetle muhtemel. Eğer uyuyamazsanız da sorun yok. Hiç olmazsa kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Bir kitap okuyorsunuz. Şimdi uyumakla ilgili çok önemli şeylerden bir tanesi uyaranları azaltmak. Uyaranlar nedir? Mesela televizyon önünüzde açıksa onunla birlikte uyumak imkansız demiyorum. Dalabilirsiniz de, birçok insan da bunu bir pratiğe de dönüştürmüş olabilir. Televizyonu izlerken böyle koltukta sızıp kalırsınız ama o uykudan hayır gelir mi? O uykudan hayır gelmez. Yorulursunuz. Vücudunuz normal bir yatakta olmadığı için tam bir dinlenme elde edemez. Ve aynı zamanda televizyondan gelen her türlü ses sizin o beyin dalgalarınızı da uyku sırasında etkiler. İşte rüyalarınıza da karışabilir veya vücudunuza huzur vermez. Dolayısıyla uyumak için uyaranları azaltalım. Televizyon olmasın, mümkünse telefon olmasın, tablet olmasın veya benzeri ne varsa bunları mümkün olduğunca odamızdan uzaklaştıralım. Ve tabii ki hani insanlar ne zaman uyur sorusunun cevabı, geceliğin uyuyorlar. Neden geceliğin uyuyoruz? Çünkü ışık en büyük uyaran. Dolayısıyla karanlık bir odada, karanlık ve sessiz bir odada uyumaya çalışacağız. Şimdi yine benim tecrübelerimden bir tanesi, ben işte yıllardan beri severek yapıyorum. Biraz bu 2020 yılındaki dünya çapındaki olaylar ara vermemize yol açtıysa da kamp yapmayı seviyorum. İşte bir çadır kurayım, doğaya çıkayım bir ormanda veya bir dağ başında arkadaşlarımla birlikte kamp yapayım, çok seviyorum. Ne zaman kamp yapıyorum? İnanın
hem o gün yani kamp yapabilmek için işte artık ormanda veya dağda bir yere ulaşıncaya kadar veya bir nehirde işte kürek çekmişsin, bir yere ulaşmışsın, çadırını çıkartmışsın, yorulmuşsun. Gayet de güzel işte temiz bir hava almışsın, oksijen almışsın. Çadırı kurduktan sonra da ne yapacağız? Gece 1'e, 2'ye, 3'e kadar Netflix'ten film izleyecek halimiz yok. Biraz sohbet edersin, biraz atıştırırsın, biraz eğer duruma göre ateş yakılacak bir durum varsa ateşin çevresinde sohbet edersin. Sonra da yapacaklar biter. Saat işte 10'da, 10.30'da taş çatlasın, 11'de çadırın içinde yolunu bulursun. Neden peki birçok kampçı normalde diyelim ki 12'de 1'de yatıyorsa 10.30'da 11'de uykuya dalıyor kamp yerinde? Gayet normal, uyaran yok. Yani hem temiz hava almışsın, hem yorulmuşsun, hem de dışarı yani televizyon sesleri, tabletler, şunlar bunlar yok. Ha olmaz mı? Olabilir ama işte pilin yoktur, bir şeyleri başka şeyleri düşünmen gerekiyor ve o ortamda belki gökyüzündeki yıldızları izlemeyi bir tablete ya da telefona bakmayı tercih ediyorsun. Şimdi bir başka şey daha söyleyeceğim. Benim yine yıllardan beri şanslarımdan bir tanesi diyeceğim. Hep kestirme şansım oldu benim. Kestirebiliyorum. Ne kestirme şansı olmasın ne demek bu bir zenginlik tabii. Yani eğer profesyonel çalışıyorsan öğleden sonra gittin 1 saat 2 saat ben uyuyacağım dersen patron buna kızar, çalışma arkadaşlarım da kızar. Adam uyuyor iş saatinde diye. Halbuki bu insani bir ihtiyaç. Özellikle saat 3'ten önce yapılan 20 dakikalık bir uykunun verimliliği arttırdığını görülmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani bunu şirketler tecrübe etmişler. Yani sadece ben değil. Google gibi şirketler, bu ünlü bir dondurmacı var Amerika'da, Ben & Jerry gibi şirketler, Zeppo diye bir büyük ayakkabı e-ticaret şirketi var, Amazon tarafından satın alındı. Zeppo gibi şirketler, başka örnekler de var. Bunlar bakmışlar ki öğlen yemeğinden sonra personel bir 20 dakika kestirmek isterse ona göre bir ortam yaratalım. Bunlar kestirsinler. Bakmışlar ki öğleden sonra daha verimliler. Daha enerjikler çünkü uykusunu almış, enerjisini toplamış. Tam bilemiyorum ama herhalde bu yemek sonrası uyku ihtiyacının sebeplerinden bir tanesi şu. Hani yemeği yiyoruz, sindirim sistemine doğru gidiyor, midemize doğru gidiyor yemekler. Neye ihtiyaç var? O sindirilme, işte beyindeki kan akışı hani sindirim faaliyetlerine odaklandığı için kafada az kan kalıyor. O zaman da hani sistem kendini kapatmaya çalışıyor. Şimdi insan çoğu zaman kendiyle mücadele ediyor. İşte ayakta duruyor mesela. Yapabilirsiniz, başarılı da olabilirsiniz. Şapka çıkarırım, saygı duyuyorum. Ama ve lakin ya vücutta çok boğuşmamak lazım. Ya vücut diyorsun ki ben uyumak istiyorum. Bırakın uyusun. Vücut ne zaman ya vücudunuzu dinlerseniz ona göre bir netice alırsınız yani hayatınızda. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi ha ben nasıl oldu da yıllar boyu kestirme şansım oldu? Benim herhalde aktif çalışma hayatım yani böyle 9-5 veya 9-6, 8-6 gibi çalışma hayatım 26-27 yaşında bitti. Allah yardım etti. Öyle bir vizyonum vardı. Ben dedim deyim yerindeyse erken emekli olacağım. Erken emeklilikten kasıt yani ben hep çalışacağım ama istediklerimi yapacağım. Başka insanların kontrolünde olmadan çalışacağım dedim. O da bir fırsat oldu. Yani değişik serbest bir şekilde çalışarak para kazanabilme şansı bulunca o kestirme işi oldu. Bugün içine geldiğimiz noktada dünyada şu var. İşte artık evden çalışılıyor, uzaktan çalışılıyor. Şirketlerin bir kısmı da birkaç adım ileriye gitmiş. Hani kestirmeye de izin veren şirketler, bunun için altyapı kuran şirketler de var. Onun için bu sizin için de çok uzak bir olasılık değil. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Uyumaktan ilgili hepimizin vücudu ayrı, bünyelerimiz ayrı. Genel bazı prensipler olabilir ama herkesin kendi vücudunu dinlemesi lazım. Mesela ben kahve içmeyi çok seviyorum. Çay içmeyi de severim. Sıcak içeceklerle aram çok iyidir. Bir taraftan da ben kahve içtikten sonra çok istisnai bir şey olmazsa uykum kaçmaz. Türk kültüründe bizde şey denir, yoğurt yersen, ayran içersen uykun gelir denir. Ben yoğurt da içsem, fırçı ile ayran da içsem uykum da gelmiyor. Ya benim üstümde bunların bir etkisi yok. Ama bu demek değildir ki bazı insanlar bir fincan kahve içtiler veya işte bir bardak ayran içtiler, bu onların uyku düzenlerini etkilemiyor. Onun için kendinizi tanıyın. Yani kahve sizi etkiliyorsa
Yine araştırmalara göre akşam 8'den pardon yani öğlen 2'de kahve içtiysen gece 10'a kadar uyuyamayacak insanlar var. Ben onlardan biriyim. Ben gece 10'da kahve içeyim, 10.30'da uyumaya karar vereyim, gidip uyuyabiliyorum. Ama siz öyle değilseniz vücudunuzla dediğim gibi didişmeyin. Yani farkında ol, hani kahve senin uyumanı engelliyorsa kahveyi içme veya çayı içme. Veya uykunu getireceğini düşünüyorsan, diyelim ki arabayla yola çıkmadan önce bir işte o kebabın yanında ayranı içme, başka bir şey iç. Sözü uzatmayayım, size güzel bir uyku diliyorum. Hoşça kalın.